Merhaba resim severler, kanalıma hoş geldiniz. Sanata dair birçok şey öğreniyoruz bu kanalda ve bugün de size birçok tüyo vereceğim. Bakalım zaman, para nasıl kazanabiliriz? Evdeki malzemelerle ne kadar sanatımızı geliştirebiliriz? Bugün hep beraber öğreniyoruz. Bazen pahalı malzemelere hiç gerek yok. Eğer benim eş zamanlı adım adım videolarımı benimle yapmak isterseniz adresim burada. Bir de tabii kanalımı takip ediyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Bakalım neymiş bu tüyolar? Hep beraber göz atıyoruz. İlk ipucum saç spreyi kullanmak. Ama nasıl? Biliyorsunuz ki grafit portreler yaptığımız zaman, mesela bu kedide olduğu gibi, üzerinden beyaz jel kalemle geçmek çok zorlaşıyor, çok kayganlaşıyor. Nasıl yapabiliriz? Nasıl burayı sertleştirebiliriz? Fixatif spreyler var arkadaşlar, ama o yoksa elinizde saç spreyinizi kullanabilirsiniz. Biraz uzaktan tutarak çok ince bir tabaka halinde spreyinizi sıkın. Bu biraz rengi de koyulaştıracaktır, haberiniz olsun. Kuruduktan sonra da üzerinden gördüğünüz gibi beyaz jel kalemle rahatça geçebiliyorsunuz. Harika değil mi? Bu daha fazla grafit katmanı yapmanızı da sağlayacaktır. İkinci ipucum bu sefer kuru boya saç yapımından. Kuru boya saç yaparken çok da ince detayları maalesef kalemle veremiyoruz. Bunun için maket bıçağını kullanabilirsiniz. Hiç bastırmadan sadece boyayı sıyıracak şekilde saçların üzerinden güzel bir şekilde bu gerçekçi saç efektini yaratabilirsiniz. Yalnız altta yeteri kadar boyanızın olduğuna emin olun. Eğer boyanızı yaydıysanız birazcık zor olacaktır bunu yapmak. Bakın yakından da baktığınız zaman güzel detayları görebiliyorsunuz. Bir de bu maket bıçağını aydınlatma yapmak için kullanabilirsiniz. Eğer elinizde beyaz kalem kalmadıysa çok hafif bir şekilde buraları sıyırabilirsiniz. Kalem silginiz yoksa ve kalem silgisi almak istemiyorsanız, pahalı buluyorsanız ama evde zamp tabancanız varsa burada kullandığınız zamp çubuklarını kullanabiliriz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Bu benim otoportremdi. Bunun üzerinden bu zamp çubuğuyla geçeceğim ama biraz büyük bu. Küçültmek için hafiften kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz tabii ki. Ama ben bu şekilde kestim, bu küçüklükte kestim. Ve bakın saç şeklinde gittiğimde hemen aydınlatıyor oraları. Eğer bu şekilde kesmek istemezseniz, kalem gibi kullanmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde görüyorsunuz, saçımın yanında hemen güzel aydınlık saç telleri yarattı. Bunlar daha ucuz çözümler eğer kalem silginiz yoksa. Bir başka ipucum da bu dişçilerin kullandığı tamponlarla ilgili. Bu pamuk silindirleri şimdi yaymak için kullanacağız kalemimizi. Oldukça ucuza bulabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle kalemi hafif bir şekilde uyguluyorum kağıdıma ve üzerinden bu gördüğünüz pamuk silindirle geçiyorum. Ne kadar güzel yaydı bakın. Tıpkı yayma kalemi gibi. Bende 2B var şu anda. Birazcık da portre üzerinden göstereyim dedim. Şuralara gölge eklemek istiyorum mesela. Çok yavaş bir şekilde ekliyorum gölgemi ve üzerinden bu gördüğünüz pamuk silindirle şimdi geçeceğim. Yuvarlaklar halinde bakın ne güzel bir şekilde yayıyor. Gerçekten çok yumuşak geçişler. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu tekniği de Mehmet Emin Doğan hocamdan öğrendim, haberiniz olsun. Ve şimdi gördüğünüz bu vazelin var elimde. Ne yapacağım ben bu vazelini? Topuklarıma sürmüyorum arkadaşlar. Bebek yağım da var. Allah Allah, bu kız ne yapacak diyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi Harry Potter'ın saçlarını yaparken ben inceltici kullanmıştım. Bu incelticiyi kullanmıştım. Ama şu anda evdeki ürünleri kullanmayı deneyeceğim. Bakalım bunlarla nasıl yayılıyor kuru boyalar. Kağıt olarak da Bristol'ün 400 serisi, yani 900 kağıdını kullanıyorum. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. İki tane çok sık kullandığım kahverengi tonlarım vardı. Onları hemen koyuyorum. İkinci katlarına da geçiyorum. Çünkü eğer kat geçmezsek bu sefer güzel yayılmayacaklardır. Bebek yağımı hemen gördüğünüz gibi kulak temizleme çubuğunu batıracağım. Ve
üzerindeki fazla yağı sıyıracağım. Ve yumuşak bir şekilde dairesel hareketlerle kuru boyamı yayıyorum arkadaşlar. Çok güzel yayılıyor gerçekten. İnanılmaz çözdürdü. Vazelini deneyelim şimdi. Vazelini yalnız çok az kullanacağım. Çok fazla batırmayacağım içine. Çünkü oldukça yoğun. İnce bir tabaka halinde muhtemelen üstünde oluşacak. Evet, bu da yayıyor gerçekten. Bebek yağı kadar yaymadı belki ama yine de güzel bir yayılım sağladı. Bakalım üzerlerine ikinci bir tabaka yapabiliyor muyuz? Çok merak ettim bunu yaptıktan sonra. Şimdi bebek yağında şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Henüz kurumadığı için böyle garip bir şey oldu. Üzerine kat gidemedim. Ama üzerinden o demin uyguladığımız pamuklar var ya, onlarla gidip o yağ üzerinden aldıktan sonra, artık üzerinde yağ kalmadıktan sonra kalemle tekrar üzerine gittiğimde mükemmel bir şekilde ikinci katı da yapabildim. Aklınızda bulunsun. Eğer maskeleme sıvınız yoksa ve sulu boya yapıyorsanız nasıl beyaz tarafları beyaz bırakabileceksiniz? Hemen söylüyorum. Eğer balmumu bazlı beyaz kaleminiz varsa, kuru boya kaleminiz, bu aynı işi görecektir. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Bu benim beyaz balmumu bazlı kalemim. Hemen burada dalga yapıyormuş gibi, deniz dalgası. Çizgiler çiziyorum. Tabii siz göremiyorsunuz. Beyaz kağıt üzerine çalışıyoruz çünkü. Ama bu deniz dalgası çizgilerimi yaptıktan sonra üzerinden mavi sulu boyamla geçeceğim. Siz de göreceksiniz. O dalga yerleri su tutmayacak arkadaşlar. Çünkü içindeki balmumuna tutunamıyor sulu boya. Ve şimdi göreceksiniz, o beyaz yerler kendini gösterecek sanki sihir gibi. Bakın. Harika. Yalnız bunu yağ bazlıyla yapamazsınız. Balmumu bazlı olması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Kırmızı guaj boyayı şu anda döküyorum. Şurada gördüğünüz gibi çok az da su katıyorum içerisine. Elinizde eğer kulak temizleme çubukları varsa bu şekilde bağlayabilirsiniz. Çok pratik çiçekler yapacağız şimdi. Eğer çocuğunuz varsa onlarla çok güzel bir aktivite olur bu. Ama önce yeşille gördüğünüz gibi çiçeğimizin saplarını oluşturuyorum. Kuruduktan sonra hemen batırıyorum bu kırmızının içerisine gördüğünüz gibi. Ve çiçeklerimi yapıyorum. Bu kadar kolay. Bir başka çiçek tekniği de şimdi size göstereceğim. Sarı renkte göstereceğim bu sefer. Yine çok az su katıyorum boyamın içerisine ve bir çatal alıyorum. Küçük çatal tercih ediyorum ben. Ve bu çatalın arkasını bu boyaya batırıyorum arkadaşlar. İyice boyanın bulaştığına emin oluyorum. Arkasına böyle sağlı sollu hareketler yapabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi bastırıyorum. Tam boylu boyuna değil, biraz yarı yolda duruyorum mesela. Ve lalemsi güzel şekiller elde ediyorum böylelikle. Bence çok güzel oldu. Zımpara kağıdınız varsa eğer, bu yayma kalemlerinizi onunla açabilirsiniz arkadaşlar, bıçakla açmak yerine. Bakın burada gördüğünüz gibi çok kirli benim yayma kalemim ve sürtüyorum bu zımpara kağıdıma ve sürekli döndürüyorum elimde yalnız bunu ki her yere eşit bir şekilde temizlensin diye. Göreceksiniz, tertemiz olacaktır. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde daha fazla kağıdı korumuş oluyoruz. Yoğurma silgisi pahalı olabiliyor bazen ve yoğurma silginiz yoksa ne yapacaksınız? Eğer evde şunun gibi hamur yapıştırıcılarınızdan varsa onlar da aynı işi görecektir arkadaşlar. Hemen göstereyim nasıl bu hamur yapıştırıcılar. Yoğurma silgisinden daha ucuza bu arada piyasada bulunuyorlar. Hemen çekiyorum, koparıyorum. İstediğim kadar küçüklüğe de getiriyorum. Bakın nasıl yapış yapış. Ve burada gördüğünüz kömürü şimdi kaldırmaya çalışacağım. Bastırıp çekeceğim. Bakın ne güzel kaldırdı. Aynı yoğurma silgisinde olduğu gibi bu kirli alanı böyle içerisine gömerek, çekiştirerek değiştirebiliyoruz. Temiz alanı getirebiliyoruz. Ben pen pastel çok kullanıyorum ama pen pastel Türkiye'de çok zor bulunuyor. Ne yapacağız o zaman? Mesela bu portreyi ben pen pastelle yapmıştım. Ama pen pastel dediğim gibi hem pahalı hem de bulunması zor. Ama bu şekilde eğer çubuk pastelleriniz varsa, toz pastelleriniz, onları da pen pastel gibi kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Böyle bir teneke kutu içerisinde ama sizin teneke olmasına gerek yok. Maket bıçağımla gördüğünüz gibi sıyıracağım şimdi, toz çıkaracağım.
Bu teneke kutuyu seçmemin nedeni kapağının olması. Sonrasında kapağını kapayarak saklayabilirim. Ve bunu batırdıktan sonra gördüğünüz gibi aplikatörle çok güzel bir şekilde sonuç alabiliyorum arkadaşlar. Kömür nasıl temizlenir? Kömürü çok severim arkadaşlar ama pistir yani. Yapacak bir şey yok. Elime bakın. Yıkadıktan sonra bile sabunla gördüğünüz gibi kirli görünüyor. Sıcak suyu alıyorum ve birazcık da bulaşık deterjanını elime döküyorum. Çiteliyorum 1 dakika kadar ve o sıcak suyun içine batırıp çıkarıyorum arada. Bakın sonuç nasıl arkadaşlar? Bulaşık deterjanı harikalar yaratıyor. Ama aynı harikayı mesela masada yaratamıyor. Birçok temizlik malzemesi kullandım ben burada. Fısfıslar dahil, su, işte bulaşık deterjanı maalesef işe yaramadı gördüğünüz gibi. En güzel, en çok işe yarayan Ajax arkadaşlar. Ben bu arada Ajax'a çalışmıyorum haberiniz olsun. Ama size bilgi olsun diye veriyorum. İlla kullanmak zorunda değilsiniz. Ama gördüğünüz gibi tozu döküyorum. Islak kağıt havluyla üzerinden geçiyorum. Ve inanılmaz bir şekilde hemencecik temizliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendi tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.